Biraz Amerika'dan bahsedelim bilindiği üzere. Bu Amerika eğer yeraltı maden kaynaklarınız varsa, petrol, doğalgaz veyahut da altın rezervleri gibi, mor madeni gibi madenleriniz varsa size demokrasi ve özgürlük getirir. Eğer bunlar yoksa, aç bir ülkeysen, demokrasi ve özgürlükten yoksun bir ülkesin demektir. Mesela bugün nerede petrol varsa, nerede altın rezervi varsa, doğalgaz, onlara özgürlük getirmekle meşhur Amerika. Eğer Somali gibi, Fas, Tunus, Cezayir gibi böyle aç ülkeler varsa, Etiyopya ya da böyle kendi açlığıyla mücadele eden ya da kendi geçimlerini zor kendisi karşılayan bir ülkeyseniz, bunlara demokrasi, özgürlük getirmesine gerek yok. Bunlar kendi hallerinde yaşayan ülkeler olarak ömürlerini devam ettirirler. Bugün eğer ki nüfusunuz kalabalıksa, çok nüfusluysanız, eğer petrol ülkesi zenginliyseniz, bunlara birebir saldıramaz, cesaret edemiyor. Çünkü ağır kayıp vereceği için ne yapıyor bunlara? Darbeyle, darbe yoluyla bunları alaşağı edip bir şekilde ülkenin içine dahil olup desteklemiş olduğu gruplar, en uygunu da muhalif oluyor bunlar. Desteklemiş olduğu gruplar sayesinde ülkenin içerisine dahil oluyor Amerika. Yeraltı zenginliklerini, kaynaklarını, madenlerini alıp kendi adamları yerleştirip çekip gidip ülkeyi yakıyor, yıkıyor. Yani geride hiçbir şey de bırakmıyor. Birincisi, eğer ki sen küçük bir ülkeyse, nüfusun azsa, fazla silahın yoksa, kendini savunamıyorsan, bir şekilde bir bahane uyduruyor. Bir küçük bir terör grubu oluşturuyor ya da bir ufak bir muhalefet oluşturuyor. Muhalefetle hükümeti birbirine çarpıştırıyor. 5-10 tane ölü olduktan sonra iç karışıklık çıkartıp bizzat bir tür bahanelerle, senin silahın var, nükleerin var, herhangi bir şeyin var bahanesiyle ülkeye bizzat kendisi giriyor. Ondan sonra hiç kimseyi müdahale etmeden, kimseye müdahale ettirmeden ülkenin içerisindeki madenleri kendisi el koyuyor, yakıyor, yıkıyor, talanıyor, çıkıyor. Eğer küçük ülkeyseniz, büyükseniz darbe yoluyla el koyuyor. Bugün Suriye, Irak ve Libya gibi yani orta derece ülkeleri de bir şekilde kendisine ortak, yani ortak ittifak kurabileceği ülkeleri yanına alarak onlarla birlikte giriyor. Tek başına da girmiyor. Onun gibi ülkeleri kullanıyor. Ülkenin zenginliklerine el koyuyor. Ülkenin liderinin İsviçre bankalarındaki, İngiltere bankalarındaki, Amerika bankalarındaki paralarını ambargo koyup ödeme yapmıyor. Ülkeyi yine aynı istediği gibi paramparça ediyor. Türkiye gibi, Venezuela gibi büyük ülkeler, nüfusu 30-40 milyonun üzerinde olan ülkeleri savaşarak, asker kaybederek bu ülkeleri özgürlük ve demokrasi adı altında işgale girişemiyor. Çünkü kendisi ağır kayıplar veriyor. Karşısında Rusya gibi, Çin gibi büyük güçlü ülkeler var. Ne yapıyor bunlara? Muhalifleri satın alıyor. Muhalifler zaten koltuk sevdalısı, para sevdalıları, onları satın alaraktan ülkeyi yöneten başbakanlara ya da cumhurbaşkanlara ya da diktatörlük hani rejim olsun, onlara karşı birkaç muhalefet, akrabalarından, kuzen akrabaları olsun, yakın çevresinden birkaç kişilerden kendisine taraftar toplayıp bahane uydurup onları bir şekilde işgale zemin hazırlattırıyor. Onları da koltuk, ülke, toprak, arazi verilme vaatleriyle ülkeyi darmaduman ediyor. Bildiğiniz bu hani boa yılanlar olur ya, boa yılanı koskocaman keçiyi, deveyi ya da koyunu yutar ya, yutar bir tane koyunu 3 gün, 5 gün, 1 hafta yemek yemez yatar. Aynı Amerika'da budur. Yutar bir tane ülke kendi çapında petrol zengini, onun işkembe aynı boa yılanı gibi çok büyüktür. Yutar 3 sene 5 sene yatar, 3-5 sene sonra tekrar kendine bir kurban ayarlar. Ona da bir bahane bulur, onu da yutar 3-5 sene sonra yine böyle. 3-5 sene sonra yutmazsa bir tane ülke, zengin bir ülke batar gider. Dünyanın her yerinde bu adamların askerleri var. Bu adamlar durmadan masraf
masraflar ediyorlar. Ağır masraflar altındalar. Borçları çok fazladır. Bugün Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a, Libya'ya girdiler. Ondan sonra kendilerine bir tane demokrasi getirebilecek, darmaduman edecek bir ülke aradılar. Zenginliği olan bir ülke, yeraltı kaynakları olan bir ülke. Gözlerine Katar'ı kestirdiler. Katar'a tam girmek üzerelerken kendi adamlarını devreye geçirip tam gireceklerken Türkiye karşılarına çıktı. Türk askerleri ondan sonra oradan vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu sefer de ne yaptılar? Müslüman ülkelerinde böyle zengin bir ülkeler kalmadığı için zaten Suudi Arabistan var bir tek. Onlar da onların uşağı zaten. Onlar savaşmadan zaten her istediklerini veriyorlar. Şimdi Venezuela onlar orada 900 ton petrol 1 dolar. Yani bunların dışarıyla ilişkiler kurmasını ambargo yoluyla engelliyor. Orada 1 kilo domates 25 dolar, 900 ton mazot 1 dolar. Yani 1 kilo domates alıyorsun 25 dolara. Dışarıdan içeriye mal sokturmuyor, dışarıya mal sattırmıyor. İçeriği karışıklıklarla yıllarca boğuyor, boğuyor, boğuyor. En sonunda kendine yakın, kendine uşaklık edecek adamları muhalefette, askerleri, generalleri destekleyip, yedirip, içirip ondan sonra orada ayaklanma yapıp istediği gibi içeriye müdahale olup ülkenin petrolüne el koyup kendi yemesi lazım. Şu anda 3-5 sene geçti Suriye'den. Suriye 2012 yılından beri şu anda Suriye'yi yediler yediler de bir şey kalmadı. Şu anda bir ülkeye girmesi lazım. Acil yani. Ondan 5-6 sene önce Irak'a girdiler. Ondan o arada Libya'ya girdiler. Şu anda acil Amerika'nın girmesi gereken, demokrasi getirmesi gereken bir ülke lazım. Aranıyor yani. Bir tane ülke lazım. Darbeyle Türkiye'ye yapmaya çalıştılar. Olmadı. Şimdi Venezuela'nın başındalar. Venezuela de bugün bitse 5-6 sene sonra yine arayacaklar bir ülke. Bunlar aynı boğa yılanı gibi 3-5 senede, 7-8 senede bir koyunu, bir deveyi yutmazsa bu ülke acından ölür, batar gider. Kendi batmaması için illa bir ülkeye demokrasi getirmek zorunda. Zenginsen, yeraltı kaynakların varsa demokrasiyi hak ediyorsun. Demokrasiyi üzerine alabilirsin. Eğer zengin değilse, yeraltı kaynakların, madenlerin yoksa demokrasi, özgürlüğe hakkın yoktur. Yeraltı madenleri olanların demokrasi hakkı vardır. Bunu bahane ederekten demokrasi ülkeyi darmaduman edip yerle bir edip ülkede tamamen bir büyük boşluk, yıkıntı, dağınıklık bırakıyor. Bir dünya insanlar evinden ediliyor, toplu katliamlar oluyor, insanlar tecavüze uğruyor, bombalar altında can veriyor çocuklar. Bütün evler tahribat oluyor. Büyük bir depremler olur da evler yerle bir olmuş gibi yaşanmaz hale getiriyor. Bir tek canlı bırakmıyor. Ondan sonra bütün her şeyi eline geçiriyor. Sonra da tekrar geri 5-10 sene sonra yapma vaadiyle kendi iş adamlarını, kendi inşaat firmalarını, sektörlerini içeri sokup oradan da para kazanıp ondan sonra 20 sene, 30 senede o ülkeyi borçlandırıp onu aldığı yetmiyor gibi 20 senede borçlandırıp ömrünün sonuna kadar kendine abone yapıyor. Yani paran varsa zenginsen demokrasi özgürlüğü hak ediyorsun. Paran yok fakirsen açsan sana hiç dokunmuyor. Ölene kadar rahat bir şekilde yaşıyorsun arkadaş. Her şey bu. Ülken kalabalıksa muhalefetle darbeyle, ülkenin nüfusu azsa kendisi girer. Orta derecedeyse yanına 3-5 tane müttefik ülke bulur. NATO ülkelerinden olsun. Bir şekilde ülke bulur, bir bahane uydurur, onlarla beraber girer. Yani ama her